1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımızda bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta pazar günü saat 6'da ekranlarınız başında Şifa Kapısı programını beklediğinizi biliyorum. Neden? Çünkü çok kıymetli hocalarımız sizleri merak ettiğiniz soruların cevaplarını alıyoruz. Evet, bugün de yine önemli bir konuğumuz var ve kalp ve damar cerrahisi uzmanımız Avrasya Hastanemizin de Zeytinburnu yerleşkesinde başhekimimiz Profesör Doktor Ali Rıza Cenel bizlerle birlikte olacaklar. Ali Rıza Cenel hocamla kalp kapak hastalıklarından bahsedeceğiz. Peki ilk sorumuz ne olur?
tabii ki kalp kapağı hastalığı nedir diye Ali Sayın Ceren Hocamızı soralım. Merhabalar. Kalp kapak hastalıkları biliyorsunuz aslında önemli kalp hastalıkları içerisinde. Nedir dersek kapak hastalıkları, şimdi kalbin biliyorsunuz 4 tane kapakçığı var diyelim. 4 tane boşluğu var ve 4 boşluk arasında da kapaklar var ve kalpten çıkış kısmında da kapakçıklar var. Bu kapakçıklar kalbin ileriye doğru, kanın ileriye doğru gitmesini ve geriye doğru kaçmasını engelleyen kapakçıklar, fonksiyonel kapakçıklar. Sağda 2 tane, solda 2 tane olmak üzere 4 tane kapakçık var. İşte türküspit ve pulmoner kapak sağ tarafta, sol tarafta da mitral ve aort kapak dediğimiz kapakçıklar. Bunlar tabii zaman doğuştan bir problem olabilir. Özellikle pulmoner kapakta ve türküspit kapakta doğuştan problemler olabiliyor. Bazen mitral ve kapak ve aort kapakta da doğuştan problemler olabiliyor. Ama daha çok gördüğümüz problemler yaşlılık, ileri yaşlarda gördüğümüz problemlerdir. Kapak hastalıkları ile ilgili aklımızda kalan daha çok. Yani doğuştan da olabiliyor. Tabii doğuştan da. Özellikle doğuştan pulmoner kapakta stenoz, yani darlık olabiliyor. Daha çok tek başına da olabildiği gibi daha çok diğer doğuştan anomalilerle birlikte, kalp deliklerle birlikte de gözüküyor daha çok. Türküspit kapakta da bazen Epstein anomalisi dediğimiz bir anomali var. Onunla birlikte gözükebiliyor o problemler. Mitral kapakta da doğuştan darlıklar ve yetmezlikler olabiliyor. Paraşüt mitral dediğimiz bazen yapısal problemler olabiliyor. Aort kapakta da daha çok, hani bizim yani onu çok hastalık olarak kabul etmiyoruz ama büküspit aort diyoruz. Normalde 3 yaprak olması gereken 2 yaprak olabiliyor. Bu da daha çok doğuş esnasında sıkıntı yaratmıyor da, çocukluk çağında sıkıntı yaratmıyor ama böyle 40-50 yaşlara geldiği zaman o kapak çok daha çok dejenerasyona uğrayabiliyor. Ve kapakta darlık ya da yetmezlik gelişebiliyor. Aynı zamanda bu büküspüt aort dediğimiz, yani 2 yapraklı olan aort kapak hastalıklarında aort damarında da genişleme ve orada yırtırmalar ve anezmalar oluşabiliyor. Problem genelde ne oluyor? Ya darlık oluyor ya yetmezlik oluyor. Yani o kapak ya daralabiliyor ya da yani daraldığı zaman ne oluyor? Kanın ileri geçmesini engelliyor. Ya da kapakta kaçak olabiliyor. Kapakta kaçak da kapandığı zaman geriye kaçmasını engellemesi gerekirken geriye doğru kanın gitmesine sebep olabiliyor. Bu her iki durumda da hastalığın durduğu, yani kapağın olduğu yere göre farklı problemler oluşabiliyor. Şimdi özellikle bizim daha çok problemleri karşılaştığımız problemler sol kapakçıklar. Yani mitral ve aort kapakçıkları. Bu erişkin çağda, yani genç, orta yaşta ve ileri yaşta hani olan problemler. Bunda gençlerde de görülüyor mu? Gençlerde de görülmesinin en büyük sebebi, yani doğuştan anomali dışında işte romatizmal kapak hastalıkları arasında gözükebiliyor. Romatizmal hastalığı, yani romatizmal, bildiğimiz romatizmal hastalık değil de özellikle 5 ile 12 yaş arasındaki çocukluk döneminde boğazda oturan bir bademciklerde ya da boğazda yapan bir mikrop var. Ahemolitik, betamolitik, streptokok dediğimiz bir işte beta mikrobu diye geçiyor halk arasında. Bir mikrop normalde orada boğazda enfeksiyon yaptığı zaman daha sonra ona karşı oluşan antikorlar gidip kapakçıklara zarar verebiliyor. Kapakçıkları da düşman gibi görüyor. Hani mikrobu mikrop gibi algılıyor kapakçıkları ve oralara hasar verebiliyor. Bu daha çok çocukluk çağında hani oluyor ilk başlarda. Daha sonradan da bu atak geçtiği zaman da ilk başta çok problem olmasa bile daha işte 15-20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra o kapak iyice dejenerasyona uğruyor. İşte kalınlaşıyor, kısalıyor, yapışıyor ve kapakta ciddi problemler oluşuyor. Özellikle mitral kapak için söylüyorum bunu. Aort kapakta da aynı derecede olabilir. Nadiren de türküspit kapakta oluyor.
Yani eskiden çok yaygındı bu romatizmal kapak hastalığı. Şu anda yani 3. dünya ülkelerinde hala yaygın. Afrika'da olsun, böyle Hindistan gibi yerlerde. İşte etkeni sebebi işte mikrop, çocuk hastalandığı zaman doktora işte geç gitmesi. Yani maalesef eskiden çocuk doktoru nerede göreceksin? Hatta doktoru nerede göreceksin? Eskiden çok yaygındı ama şu anda yani Avrupa'da, Amerika'da neredeyse bitti gibi, yok gibi. Türkiye'de de hemen hemen çok azaldı. Çünkü Türkiye'de artık yani son 30 yıldır doktora ulaşım daha kolay. Çocuk bademci şiştiği zaman en azından doktora gidiyor. Bir antibiyotik verdiği zaman bunun ilerlemesi ve yayılması çabuk engellenebiliyor. Onun için şu anda çok azaldı. Artık yani biz neredeyse çok nadir görüyoruz. Tek tük görüyoruz yani. Çok az görüyoruz. Esas bizim şu anda kapak hastalıklarındaki problem bu romatizmal kapak hastalığı değil de dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz. Dejenerasyon biliyorsunuz yıpranma diyebiliriz yani. Yıllar içerisinde özellikle yaşlı hastalarda bunun sebebi de diyorsunuz yaş şeyi arttı. Yani bundan 30-40 yıl önce belki 50 yıl önce ortalama yaş ömrü 60-70'lerdeyken şimdi artık 80'lerde. Yaş, ya 60-70 yaş arasında artık biraz da böyle yaşlı demiyoruz artık. Yaşlı demiyoruz. Evet, evet. Yani 70 yaş artık bizim için yaşlı. Yani eskiden ben çocukken 50 yaş deyince yaşlı demiştik. Tabii biz 50'lere gelince artık böyle kendimizi yaşlı olarak kabul etmiyoruz. Ve hakikaten de 50 yaşlar artık yaşlı değil, orta yaş grubuna giriyor. Yani 50'ye kadar olanı biz artık genç, 50 ile 70 arasını işte orta yaş, 70'in 80 üzerine çıktığı zaman da artık yaşlı diyoruz. Tabii yaş ilerlediği için de bu dejeneratif kapak hastalıkları da çünkü yıllar içerisinde kapak aç kapan aç devamlı hareket bir süre sonra özellikle aort kapakta kireçlemeler oluyor ve aort darlığı dediğimiz, aort stenoz dediğimiz ciddi bir hastalık gelişiyor. Kapak içine kireçleniyor ve hareketi açılıp kapanması zorlaşıyor, kısıtlanıyor. Kapak alanı böyle işte 2 santim olması gerekirken artık 0.8 santim, 0.7 santim, yani 1 santimin altına kadar düşüyor. Ve bu kapak daraldığı zaman da, aort daraldığı zaman da kan biliyorsunuz sol tarafa geldiği zaman sol karıncıktan işte sol karıncık kasıldığı zaman bütün kanı aort yoluyla bütün vücuda dağıtıyor. İşte o aorta geçmeden aradaki işte aort ile kapak kalp arasındaki karıncık arasındaki o kapakçık işte dejenerasyon uğradığı zaman o zaman kan vücuda yeterince gidemiyor. İşte bayılmalar olabiliyor, işte göğüs ağrıları olabiliyor. Ve kalp de bu arada tabii çok zorlanıyor. Çünkü kalp kasılıyor, kanı itmesi, gitmesi lazım ama önde darlık var. Bir şeyin pompanın bir pompanın önünü tıkayın ya da bir hortumu akan suyun önünü tıkayın ne kadar zorlandığını düşünün. Aynı mantık. Burada da öyle. Kalp çok zorlanıyor. Kalp zaman içerisinde çok büyümeye başlıyor ve kalp yetmezliği de gelişebiliyor. Ani ölümler olabiliyor. Hocam burada kişi kendini çok mu rahatsız hissetmesi gerekiyor? Yani ilk bir zamana kadar çok hissetmiyor. O darlığın bir derecesi var. Mesela gradiyent 50 diyoruz ya da kapak alanı hani 1 evet. santim falan diyoruz. O süreye kadar çok fark etmiyor. Ancak tesadüfen dinlendiği zaman bir doktor tarafından üfürüm duyulabiliyor. Ya da işte yapılan bir eko esnasında ortaya çıkabiliyor. Peki bu eko testini arada bir yaptırmamız gerekiyor mu? Yani tabii. Biliyorsunuz zaten biz belli bir yaştan sonra hem eko testi hem efor testi böyle yılda bir, iki yılda bir böyle 50 yaşından sonra yapılmasını tavsiye ediyoruz. Onun için böyle ben hiçbir şeyim yok deyip çekenler çekinmemek lazım. Yılda bir kere bir kardiyolojiye gözüküp böyle ekoyu da efor testlerini yaptırmak lazım. Çünkü zamanla diyorsunuz. Çünkü aort darlığı tabii. Çünkü aort darlığı özellikle ya da işte mitral yetmezliği dediğimiz mitral kapak dejenerasyonu da aynı mekanizma, biraz daha farklı mekanizma. Onda da kapakta kaçak oluyor. Kapakta kaçak olunca da kalp kan geriye doğru gittiği için kalp çok fazla çalışmak zorunda kalıyor. Hem onda da kalp yetmezliği gelişiyor. Aynı zamanda akciğer tansiyonu da çok yükseliyor. Akciğerlere doğru kan geri gittiği için ciddi pulmoner hipertansiyon dediğimiz akciğer tansiyon yüksekliği oluşuyor ve hastalarda işte ciddi nefes darlıkları,
işte ritim problemleri gelişiyor. Kalp büyüdüğü için zaman içerisinde bu atrial fibrilasyon dediğimiz özellikle ritim problemi gelişiyor ve işte kalp içinde kıt oturma riski artıyor. Ve işte ciddi kalp yetmezliği, nefes aralıkları, ayakta şişlikler, karın şişlikler gibi ciddi kalp yetmezliği gelişebiliyor. Bu da daha çok mitral yetmezlik de aynı şekilde yaşla birlikte, dejenerasyonla birlikte artabiliyor. Yani romatizmal değilse genelde bazen işte prolapsus diyoruz ya da işte ne diyorlar halk arasında sarkma diyorlar. İşte kalp kapağımda sarkma varmış diyorlar. Aslında bunların çoğu masum şeyler. Gençlik gelirlerinde çok bir sıkıntı yaratmıyorlar. Ama bu işte böyle 70-80 yaşlara gelince bu kalp zaman içerisinde büyümeye başlayınca tansiyon yüksekliğine bağlı da özellikle kalp büyüyebiliyor. O zaman tabii tansiyon önemli olmaz mı? Tabii ki tansiyon son derece önemli. Tansiyon, uzun süre tansiyon yüksekliğine maruz kalan kalp, çünkü orada da bir basınç var kalp duvarlarına ve kalp zaman içerisinde büyüyebiliyor. Büyüdüğü zaman da işte bu kapaktaki kaçaklar daha da artabiliyor. Onun için önemli, tansiyon önemli. Bu da bu prolaps dediğimiz masum olan şey, böyle işte 70-80 yaşlara gelince problem yaratabiliyor. Kapakta kaçaklar olabiliyor. Kalp gittikçe büyüyebiliyor. Ama bizim en çok korktuğumuz, bizi en çok zorlayan aslında aort darlığı dediğimiz, aort stenozu dediğimiz, aort kapaktaki daralmadır. Bu mitral kapaktaki yetmezlik bir şekilde tolere edilebiliyor belki ama aort kapaktaki darlık çok tolere edilen bir şey değil. Belli bir gradiyent üzerine çıktığı zaman hasta 80 yaşında, 90 yaşında da olsa orayı düzeltmeye çalışıyoruz. Onun için son yıllarda zaten artık böyle kapalı yöntemler gelişmeye başladı. Yani 90 yaşında hasta ciddi aort darlığı var. Bu vücut çok tolere edemiyor. Ve yaşam ömrü çok kısa oluyor. Şikayetler başladığı zaman 1-2 yıl içerisinde hastalar kaybedilebiliyor bu aort darlığı yüzünden. Onun için 80 yaşında, 90 yaşında da olsa bu kapalı tabi dediğimiz bir yöntem gelişti. Böyle kasıktan girerek oraya aynı kateter gibi, anjiyo gibi bir yöntemle oraya kapağı yerine yeni kapak takılıyor. Kapak genişletiliyor bir şekilde. Yani balonla genişletilip yerine tabi o tam giriş yerine orası bir balonla genişletme yapılıyor. Ondan sonra da oraya yeni kapak takılıyor. Yani teknoloji onu, yani dünyada bu konuda çok uğraş üzerinde. Özellikle tabi konusunda çok ciddi çaba var. Çok para harcanıyor. Çünkü artık yaşlıları yani korumamız gerekiyor. Yaş süresi de çok arttı. Avrupa'da, Amerika'da da çok arttı. Özellikle Avrupa, Amerika bu konuda çok uğraşıyor. Türkiye'de de son yıllarda bu konu üzerinde çok uğraş var. Tabi yöntemi de bayağı Türkiye'de ilerledi. Böyle kapalı yöntemle aort kapağını, yani aort darlığındaki problemi gidermeye yönelik işlemler bayağı yaygın yapılıyor. Yani tabii daha çok tabii biz böyle hani açık ameliyat olamayacak, çok düşkün, ilave hastalığı çok olan hastalar için öneriyoruz. Ama normal işte 60-70 yaşında genel durumu iyi, aort darlığı gelişmiş, bunları biz açık yöntemle yapmayı o daha çok tercih ediyoruz. Kalp-kapak ameliyatlarında açık ameliyat da yapılabiliyor. Tabii, kapalı ameliyatlar. Tabii, yöntemler var. Burada önemli olan kişinin yaşı mı hocam? Yaşı ve ilave hastalıkları. Yani işte, hastalıklar işte ciddi akciğer hastalığı var, ciddi kuafı var ya da ciddi böbrek yetmezliği var. Yani ciddi diğer damarlarda darlıkları var gibi. Yani başka sebepler çok olursa o zaman eğer anesteziyi kaldıramayacak, yoğun bakımı kaldıramayacak kadar çok düşkün ise ki genelde böyle 80 ve 90 yaşının üzerinde bu hastalıklar, ilave hastalıklar çok yaygın olduğu için bu tür hastalara bu tabi yöntemi deneniyor, yapılıyor. Yani artık son zamanlarda çoğu hastalıklar bu şekilde artık yavaş yavaş böyle non-invaziv dediğimiz, yani invaziv dediğimiz ama böyle çok büyük ameliyat değil de böyle ameliyat, açık kalp ameliyatı olmadan greftlerle, mesela aort cerrahisinde de böyle, yani özellikle aort damarı genişlemelerinde, aort seksiyonlarında da aynı bir şekilde aynı kasıktan girerek bu endovasküler yöntem dediğimiz yöntemlerle aort tamirleri yapılıyor. Artık
Yani yavaş yavaş iş buraya doğru kaydı. Açık yöntemler buralarda çok yapılmıyor. Mitral kapak hastalıklarında da hani kapalı yöntemle ya da robotik yöntemlerle özellikle meme altından girerek yapılma sıklığı bayağı yaygınlaştı. Avrupa'da robotik da Türkiye'de de. Robotik olsa da olmasa da robotik çok şart değil. Yani sadece meme altından açarak yani robotik de yapılabiliyor. Özellikle tamirleri sık yapılabiliyor. Yani yaygınlaştı bu tür yöntemler. Yapılabiliyor. Açık da yapılabiliyor. Hastanın durumuna göre, şey durumuna göre değişiyor. Yani kapak hastalıkları bunlar diyebilirim kısaca. Peki hocam, kapak ameliyatı olmuş olan bir hasta neleri gerekiyor? Ve bu kapağın durma süresi ne kadar? Yani tekrarlayabiliyor mu? Şimdi kapak tamirlerinde yani tamir yapar isek, eğer tamir başarılı olmuş ise, özellikle mitral kapak için söylüyorum, mitral kapak yetmezliğinde tamir genelde %90 tamir yapıyoruz. Mitral kapak yetmezliği olduğu zaman, bu dejenerasyon olduğu zaman ne yapıyoruz? İşte bir halka koyuyoruz, ring dediğimiz bir yöntemle o kalbin anulüsünü daraltıyoruz ve orada kaçar biraz azaltıyoruz. Bazen işte prolapsus olabiliyor ya da kordo rüptür dediğimiz kordolar, kapaktan kordo iplikçikler var. Onlar kopabiliyor. O zaman onların yerine yeni korda dediğimiz yeni iplikçik koyarak ameliyat sırasında onları çoğunu çok büyük ihtimalle tamir ediyoruz. Mitral kapakları. Bazen tamir edemediğimiz zaman da işte değiştirmemiz gerekebiliyor. Değiştirdiğimiz zaman da aorta ya da mitral kapaktaki bu problemleri eğer değiştirecek olacak o zaman da İşte iki tür genelde biliyorsunuz kapakçık var. Bir işte metal kapak diye geçiyor arkasında. Bir de biyolojik kapak diye geçiyor. Peki metal kapak ve biyolojik kapak arasındaki fark nedir? Yani aslında fonksiyonları hemen hemen aynı. Çok bir fark yok fonksiyon olarak yapıldığı zaman. Ama işte metalik kapak çok uzun ömür boyu yıpranmıyor. Yani yıpranma olasılığı az. Yani bozulmuyor şey az. Sadece bir problemi var. Metal kapak üzerine hani pıhtı oturabiliyor. Pıhtı oturduğu zaman da işte o zaman ciddi problemler oluyor. Ama her zaman olan bir olasılık değil. Değil. Yani %3-5 oranında bir şey var. O da işte pıhtı olmasın diye işte kan sulandırıcı veriyoruz. Evet. Varfarin ya da kumadin dediğimiz bir ilaç veriyoruz. O ilaç iyi düzenli kullanabilirse, bir problem yaşamazsa o zaman ömür boyu çok rahat bu olay gidiyor. O zaman şöyle bir hemen soru geliyor hocam. Kalp kapağı ameliyat olan hastaların mutlaka kan sulandırıcı içmesi ömür boyu gerekiyor mu? İşte metal kapak takmışsak. Metal. Şimdi ona geleceğim. Metal kapağı da daha çok gençlere takıyoruz bu yüzden. Yani genç hastalara böyle 30-40 yaşlarında, 50 yaşlarında, 60 yaşlarında da artık daha metal kapak takıyoruz. Ancak böyle 70'in üzerine falan çıktığı zaman bu sefer biyolojik kapak tercih ediyoruz. Çünkü yaşlı hastalarda kan sulandırıcı kullanmak biraz daha riskli olabiliyor. Çok kanama riskleri fazla oluyor. Bağırsaklardan, mideden falan kanama riski çok oluyor. Zor aslında kumadin yani kullanmak, bu kan sulandırıcı kullanmak o kadar kolay bir şey değil. Böyle aylık kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Düzenli kontroller yaptırmanız gerekiyor. Kanama riskleri olabiliyor. Aşırı kullanırsa, eğer yüksek gelirse o inere test dediğimiz bir testle takip ediyoruz aylık olarak. Eğer inere test çok yükselirse aslında ciddi kanamalar olabiliyor. Mide bağırsaklarından tut da işte beyin kanamasına kadar ciddi ölümcül kanamalar olabiliyor. Onun için sıkı takip etmek gerekiyor. Az kullanırsa bu sefer kapakta pıt oturabiliyor. Pıt oturduğu zaman da o da hayati derecede bazen önemli olabiliyor. Kapak tamamen çalışması bozulabiliyor, oradan pıhtılar atabiliyor, felç geçirebiliyor ya da aniden kapak tamamen durabiliyor, ani ölümler olabiliyor. Ya bunlar risk faktörü. Tabii yani işte böyle gördüğünüz gibi kapak takınca işler böyle güllük gülistanlık olmuyor. Aspirin kullanılır peki? Aspirin kapaklarda çok bir fonksiyonu yok. Aspirin daha çok bypasslarda damar tıkanıklığını yani yeni tıkanmayı önlemek için kullanılıyor. Yani biz kapak hastalarında aspirin kullanarak tedavi etmiyoruz. Aspirinin yeri yok. Onun için genç hastalara metalik kapak takıyoruz.
Niye biyolojik kapak takıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Madem öyle metal kapağın öyle problemler var, işte devamlı kumadin dediğimiz ya da işte varfarin adı altında ilacı niye kullanmıyoruz derseniz. Evet, neden biyolojik kapak? Niye takıyorsunuz? Ama herkese biyolojik kapak takın. İşte biyolojik kapağında şöyle bir problemi var. Böyle 15-20 yıl içerisinde dejenerasyon oluyor da tekrar. Yani normal bir kapak nasıl yani dejenerasyon? Yani 60 yaşındaki hastamıza biyolojik kapak taktığımız zaman böyle 70-75 yaşına geldiği zaman o zaman kapak tekrar değiştirmesi gerekiyor. Tekrar dinlenmesi gerekiyor. Özellikle 40 yaşındaki bir hastaya taksanız böyle 2 yılda bir yani işte 15 yılda bir kapak değiştirmeniz lazım. O da çok zor bir işlem. Yani ikinci kez ameliyatlar çok zor olduğu için. Onun için genç hastalara metal kapak takıyoruz. Ama işte dediğim gibi böyle 70 yaşın üstündeki hastalara bu işte 20 yıl falan gideceği için yani 90'a kadar daha da idare edebileceği için. Bir de yaşlılarda dejenerasyon biraz daha az olduğu için genelde 70 yaşın üzerine çıktığı zaman bazı yerler 65 yaşın üzerinde, bazı yerler 70'in üzerinde biyolojik kapağı tercih ediyorlar. Biyolojik kapaklarda bir 6 ay falan hani kan sulandırıcı kullanıyoruz. Onun dışında devamlı kan sulandırıcı kullanmıyoruz. Avantajı o. Dezavantajı da yani onda pıhtı oturma riski düşük ama dezavantajı dediğiniz gibi işte çabuk yıpranıyor yani eğer gençler takarsak 10 yıl içerisinde bazen 15 yıl içerisinde yaşlılarda 20 yıl içerisinde dejenerasyon uğrayabiliyor tekrar bozulabiliyor onlarda da işte hem daralmalar hem yetmezlikler büzüşmeler yırtılmalar olabiliyor o kapakta. Ve o zaman da işte tekrar ameliyat gerekebiliyor. Onun da dezavantajı o. Onun için genelde olarak, prensip olarak 70 yaşın üzerinde biyolojik kapak, altta kaslarda metal kapak. Bazı durumlarda 65 yaşına da indirebiliyoruz. 65 yaşın altındakilerde metal kapak takıyoruz. Hani Rıza Hocam, hastamıza kapak takıldı. Peki takıldıktan sonraki süreçte hasta nereye dikkat etmesi gerekiyor? Normal bütün hayatına yine devam edecek. Yani kalp kapağı takılmış hastalar genelde işte kalbi büyümüş, ritim problemleri gelişmiş, yani kalp yetmezliği gelişmiş hastalar oluyor genelde. İşte akciğer tansiyonu yükselmiş hastalar oluyor. Onun için bu tür hastalar özellikle biraz daha ilaç kullanımında dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer kilosu varsa zaten muhakkak kilo vermesi gerekiyor. Yani kilo da biliyorsunuz akciğer fonksiyonlarını bozan, kalbi yoran bir durumdur. Kilosu varsa zaten çoğu hastamız aslında kilolu değil kapak hastalarının. Sadece işte bu mitral yetmezliği gelişen belli bir dejeneratif kesimlerde yaşlı bayanlarda biraz onlarda biraz mesela kilo olabiliyor. Onlar muhakkak kiloyu vermesi gerekiyor. Kilo son derece önemli. Onun dışında işte kan sulandırıcı ilaç, işte kumadin ilacı muhakkak kullanması gerekiyor ve hiç aksatmaması lazım. Son derece önemlidir. Çünkü hata yapıldığı zaman gördüğünüz gibi ciddi kanamalara sebep olabilir, ciddi ya da pıhtılaşmalara sebep olabilir. Yani ölümcül, yani ölümcül tabii sonlanan problemlere sebep olabilir. Onun için kumadin yani ilacını çok iyi kullanması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi ve işte aylık takip etmesi gerekiyor. Doktorun devamlı araması gerekiyor. Ben işte yaptırdım iğneli testim bu. Nasıl kullanayım? Gibisinden. Bazen doktoru işte 15 günde bir isteyebilir, bazen işte haftada bir isteyebilir, bazen ayda bir isteyebilir. Doktorla irtibatı kesmemesi gerekiyor. Yani kontrollerini takip etmesi son derece önemli. Kapak hastalarında yani son derece önemli. Yani ameliyat oldu işte bitti ben iyileştim demeyecek. Öyle yok. Öyle bir tam şey yok. Tam tersi. Eğer kapak değiştiyse özellikle metalik kapak taktıysa evet. Öyle bir durum yok. Yani bypass yaptığın zaman bypass hadi bir ay sonra bakıyorsun 3 ay sonra çoklarda değil ama kapak hastalıkları biraz daha farklı. Hastalar genelde dediğim gibi problemli hastalar. Yani kalp yetmezliği gelişmiş, akciğer tansiyonu yükselmiş, kalbi büyümüş hastalar oluyor genelde. Onun için işte ilaçlarını düzenli kullanmaları gerekiyor. Hani bu kan sulandırıcı dışında işte idrar çöktürücüleri de veriyoruz genelde. İşte kalp tansiyonu düşürücü ilaçlar, akciğer tansiyonu düşürücü ilaçlar var. Onları veriyoruz. Bunları düzenli kullanması gerekiyor ve düzenli takip etmesi gerekiyor. Doktorundan da çok sıkı takip etmesi gerekiyor ve bırakmaması gerekiyor. Yani doktor kontrolünde olacak. Tabii kesinlikle, kesinlikle. Kontrollerini satmayacak. Peki hareketli yaşam. Mesela kişi çok hareketli bir yaşamdan ameliyat oldu, kalp kapaklığı değişti. Peki hareketsizlik yok. Hareketsizlik yok bizde.
kalp hastalarında da hareketsizlik diye bir şey yok. Orada da yine bizden de ertesi gün hastayı hemen ayağa kaldırıyoruz, yürütüyoruz. Evet. Bol bol yürümesini istiyoruz. Böyle hareketsizlik sevdiğimiz bir şey değil hiçbir zaman. Normal hayatta da değil, böyle kapak hastalığı ya da işte bypass hastalığı olsun ya da diğer hastalıklar olsun. Hareketi her zaman öneriyoruz. Her zaman özellikle bizim nekan süremiz genelde işte 1-1,5 aydır. Kapak hastalığı olsun ya da bypass ameliyatı olsa fark etmiyor. Ondan sonra her gün muhakkak böyle bir saat en az bir yürüyüş yapmasını istiyoruz. Genelde kalp hastalıklarında hep bir yürüyüş tavsiye ediyorsunuz. Tabii. Değil mi hocam? Yürüyüş kondisyonu artırıyor. Yani kondisyon arttığı zaman işte nefes sağlıkları falan şikayetleri daha az oluyor hastaların. Yani kalp ameliyatı geçiren kişilerin mutlaka günlük bir yarım saat ya da bir saat yürüyüş. Kesinlikle. Evet, evet, kesinlikle. Çünkü kalp yetmezliği. Ya çok ağır kalp yetmezliği var ise o ayrı. Onlar çok bazen işte çok ağır kalp yetmezliği olanlar oluyor. Onlara da aslında öneriyoruz. Onları da yani yürüyün diyoruz. Yani ne kadar kalp yetmezliği olursa olsun onları da yürüyoruz. Ama çok daha ağır ise böyle nefes darlığı var ise o zaman onlar zaten çok yürüyemiyorlar. Zaten isteseler de yürüyemiyorlar. Ama genelde o tür durumda çok nadir olarak karşılıyoruz. Genelde hastalara yürümeyi tavsiye ediyoruz. Evet. Ve sizin de hassasiyet üzerinde durduğunuz konulardan birisi olmasın. Evet, hiç sevmem. Evet, hiç sevmiyorsunuz. Siz de çok da fitsiniz bu arada. Bakıyorum, bakmasam ben de obez olurum. Dikkat etmesin. Demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii, yani ben mesela iştahım çok. Böyle oturduğum, böyle 3-4 tabak yemek yerim yani. Yerim ama işte ne yediğine dikkat edeceksin. Ne yediğin yani. Ya bazı şeyleri yemeyeceksin yani. Onları yemezseniz istediğin kadar yemek için kilo almazsınız yani. Evet, zahmetli şeyler zaten kilo aldırıyor. Zahmetsiz olan şey kilo aldırmıyor. Tabii kalp sağlığınızda da kilonun çok önemli olduğunu. Çok önemli. Çok önemli. Çünkü bak tansiyon yüksekliğinde, şeker hastalığında, işte evet, yani kalp yetmezliğinde. Birçok hastalık sinyal veriyor. Tabii tabii tabii. O son derece önemli yani. O konuya girdi mi daha çıkamayız. Evet, evet. Çünkü her programda hocam bunu dile getiriyor. Evet. Mutlaka kilo vermesi gerekiyor diyor. Yani kilo, yani göbek kesinlikle istemiyoruz. Yani göbek en büyük düşmanımız. Çünkü göbek olduğu zaman işte göbek kısmına yağlanma demek, işte karaciğerde yağlanma demek. Karaciğerde yağlanma olduğu zaman işte şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği, işte damar tıkanıkları, aynı zamanda işte kondisyonu da etkiliyor, nefes darlığını da etkiliyor, kalp yetmezliğini de etkiliyor. Evet, yani kalp ameliyatlarında işte yürüyüş dediğimiz kondisyon çok önemli. Tabii, tabii. Ama ağır spor yapmayacak. Ağır spora gerek yok. Gerek yok. Hafif yani yürüyüş, hafif koşu da olabilir. Yani eğer şey genel durumu çok daha iyiyse, kalp hasarı çok yok ise koşu da olabilir. Koşu ya da yürüyüş yapması gerekiyor. Peki burada gıdan önemli mi hocam? Mesela yedik değişikliğine de dikkat edecekler mi? Sen sigara diyor, sen programı... Orada zaten sigara zaten hiç konuşmaya gerek yok yani. Üzerinde durduğumuz konulardan birisi. Sigara çağımızın düşmanı yani. Yani, tütün ve tütün ürünleri. Kesinlikle onlar yasak. İşte şekerli şeylerden, hamur işlerinden ve işte yiyecek olarak da en çok üzerinde durduğumuz, yani obezite en çok sebep olan şekerli yiyip içecekler ve işte hamurlu yiyecekler. Maalesef hocam şu da var. Artık anne babalar da çocuklarını anne yemeğini alıştıramıyorlar, yediremiyorlar. Zor. Yani gerçekten çok okura kadar zor. İyi, okura kadar yapıyorlar böyle kavga gürültü. Ama okul döneme başlayınca çocuk orada işte Facebook şeylerine başlayınca artık işin ucu kaçıyor. Yani kontrolden çıkınca çocuklar maalesef ne kadar eğitirsek edelim, ne kadar konuşursak konuşalım. Yani bizim istediğimiz beslenme türüne maalesef yetiştiremiyoruz ve bence işte gelecek açısından kötü yani çocuklarımızın sağlığı açısından. Belli hastalıkların da açıkçası habercisi de yani bu tabii, yaşam standartımız, yaşam koşulları. Tabii şeker hastalığı işte çok erken yaşlarda böyle 30-40 yaşlarda bakıyorsunuz biraz obezitesi vardı. Ailesel yatkınlığı da varsa şeker hastası oluyor. Evet. Şeker hastalığı da işte her şeyin başı. Başladı mı geçmiş olsun. Yani şeker hastalığıyla başlıyor ve farklı hastalıklar. Ondan sonra bin tane komplikasyon çıkıyor ondan sonra. Yani o besletip geçmiyor çocukları, onun için işte yetiştirmek lazım. Ev yemeklerini, işte böyle ekmeği ve hamur işlerini az, işte sebzeyi yedirmek lazım. Sabah kahvaltısında domatesiydi, peyniriydi, zeytiniydi, yumurtasıydı, yani bunları alıştırmak lazım. Ama gel gör ki o kolay iş değil. Evet,
Evet, tabii. Biraz ebeveynler zorlanıyorlar. Evet. Yani kendileri aslında yaparlarsa çocukların da aslında o şekilde eğitebilirler. Kendilerini bir kere öyle beslemeleri lazım. İşte sabah kahvaltısında güzel böyle yeşillikler olsun, domatesler, biberler, kırmızı biber, yeşil biber, muhakkak yumurta. Yani işte böyle az ekmek ya da hiç ekmek. Böyle mevsimde yemek. Çünkü şu an mesela bir mevsimsel bir geçiş yaşıyoruz. İşte yazdanları... Tabii şu an mesela domates falan çok iyi mesela şu anda domates, salatalık, bunları biber, bunları bol bol tüketmek lazım. Evet, her gıdayı mevsiminde yemekte fayda var. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Ve siz her programda bile getirdiniz şeker ve şeker ürünlerden, aman uzak durun. Kanserin de habercisi. Maalesef. Yani obezite ile kanser arasında ilişki var maalesef. Maalesef var yani. Her kanser olmasa bile büyük bir oranda bir ilişki var. Yani obezite hakikaten ciddi bir problem. Yani dünya da bu konuda çok uğraşıyor. Yani Amerika'sı, Avrupa'sı, işte Türkiye'de de çok yaygınlaştı şey obezite. Belki Amerika'da kadar değil ama yine de %20'lerde, %30'larda bir obezite oranı var yani. Peki hocam, kalp hastalıkları, tabii konumuz kalp kapakları hastalıkları. Kalp kapak hastalıklarında genetik yatkınlık olmadığını geçiriyorsunuz. Belli bir yaştan sonra işte kapak ameliyatı yapılıyor. Tabii gençlerde çok fazla görünmemekle birlikte, evet, orta yaşlarında biraz daha yoğun görülüyor. Orta ve ileri yaşlarda daha yaygın. İşte romatizmal kapak hastalıkları son derece azaldı. Yani çocuğumuz boğazı şiştiği zaman doktora götürüyoruz artık. Yani oradan işte gerekli kültür alınıyor. Beta mikrobu var mı yok mu araştırılıyor. Yani bunlar biraz daha böyle azaldı ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Yani özde boğazda özellikle bakıldığı zaman böyle beyaz benekli şeyler görürlerse işte kriptik tonsilit diyoruz ona. Kriptik tonsilit ağır seyreder. Böyle yüksek ateşle falan seyreder. Bunlarda beta mikrobu olma riski yüksek. Zaten bunu doktor... Mikrobu nasıl anlayacak hocam kişi? Anlayamaz. İşte ama göründüğü zaman o beyaz benekleri görürse boğazında özellikle o kızardığı bademcik kısmında veya boğazın etrafında bir ağ dediği zaman, baktığı zaman normal bir annede bakabilir yani. Ağ deyip baktırabilir. Onları görebilir. Özellikle kriptik tonsilitler önemli. Hem romatizmal hastalık yönünden önemli. Hem de son derece onlar yüksek ateşle seyreder. Çocuğu perişan eder. Yani doktor tabii doktora gittiği zaman doktor da onu da görüyor boğazına asıp baktığı zaman. Ona göre işte penisilin grubu özellikle ilaçlar, antibiyotikler verdiği zaman zaten çok sorun kalmaz. Ama biraz gecikirse ya da işte atlanırsa o zaman işte romatizmal kapak hastalığı riski artabilir o zaman. Tabii bu süreçte de geç kalınmaması gerekiyor. Tabii işte yani zaten artık kalınmıyor. Çocuklarımız artık genelde yani doktora ulaşmak kolay. Yani Türkiye'nin hangi bir bölgesine giderseniz gidin. Bir sağlık ocağı, bir doktor var yani artık. Ameliyatlarda da sıkıntı yok diyorsunuz. Ameliyatlar dediğim gibi yani bizim riskimiz yani son derece düşüktür yani. Yani %1'in altındadır. Hani bazen çok kalp büyümüş, kalp yetmezliği gelişmiş ya da işte iki kapak ya da beraberinde işte iki ya da üç kapak bazen değiştiriyoruz ya da tamir ediyoruz. Bazen beraberinde koroner arter hastalığı da oluyor. O zaman riskler artabiliyor. Yani %3'lere, %5'lere çıkabiliyor ama yani çok genelde çok büyük problem olmaz. Ama kapak hastalıkları öyle yani uğraştırır. Ameliyat sonrası dönemleri zordur. İşte kalp yetmezlikleri gelişebiliyor. İşte kalp yetmezliği gelişebiliyor işte. Genelde kalpleri büyümüş oluyor. Kalpleri, duvarları genişlemiş oluyor. Kalbin kasılma gücü azalmış oluyor. İşte ritim problemleri oluyor. Özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim gelişebiliyor. Yani bunlar olduğu zaman işte ameliyat sonrası dönemde hemen toparlayamıyor. İşte uzun süre biraz işte idrar söktürücülerdi, kalp güçlendirici ilaçlardı, işte damar genişletici ilaçlardı. Bunlar yani uzun süre kullanmak gerekebiliyor ama bir süre sonra yani böyle bir iki ay içerisinde genelde toparlıyorlar. Ondan sonra normal hayatlarına dönüyorlar yani. Peki kalp hastalıklarında stresin de rolü var mı? Yani stresin her şeyde rolü var. Stresin rol olmadığı bir şey yok. Yani stres de çağımızın ciddi bir hastalıklarından bir tanesi.
Yani kapak hastalıklarına çok direkt bir ilişkisi yok ama stres biliyorsunuz tansiyon özellikle yükseltiyor ve koroner kalp hastalıklarında tabii şimdi çok uzun süre tansiyonu yüksekten bağlantılı tabii tansiyon çok uzun süre tansiyon yükseldiği zaman da işte kalpte büyümeler ve kapakta problemler gelişebiliyor. Aynı zamanda damar koroner arter hastalıkları da gelişebiliyor. Ya da aort damarında genişlemeler olabiliyor. Orada yırtılmalar olabiliyor. Biliyorsunuz aort damarlarda yırtılmalar da son derece ölümcül. Neden peki aort damarında yırtılmalar oluyor? İşte o da genelde zaman içerisinde aort duvarı da dejenerasyona uğruyor. Zaman içerisinde genişliyor. Aynı ateroskleroz dediğimiz en büyük sebep ateroskleroz'dur. Yani damar sertliğidir. Onun da en büyük sebebi işte yine sigaraya gidiyor. İş özellikle sigara içenlerde bu aort damarındaki genişlemeler sık gözüküyor. Çünkü aort damarının içindeki duvarı üç böyle katmandan oluşan böyle 1-2 milim kalınlığında olan bir duvar. Ve o işte o çok sigara içen kişilerde özellikle o duvardaki onu koruyan ve elastin ve kolajen dediğimiz yapılar azalıyor ve o zaman da damar yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Özellikle karın duvarındaki abdominal aort anezması dediğimiz anezma özellikle sigara içenli ve yaşlılarda çok sık gördüğümüz bir problem. O da genişliyor. Ondan sonra genişledikçe basınç artıyor. Basınç arttıkça genişliyor. Bir kısır döngüye giriyor. Ondan sonra da o dayanamıyor. O basınca yırtılıyor. Yırtıldığı zaman da kanıyor. O zaman da şok tablosu ve ölümcül tablolar gelişebiliyor. Duyuyoruz da yani bu. Evet, evet. Yani aort damarı patlamış denilen. Evet, evet. Sonuçta böyle. Bu mekanizması bu. O da son derece hayati derecede önemli bir şey. Onun için sigara içenlere yani tekrar üzerinde duruyorum. Diyelim ki damarın tıkanmadı. Hadi kalp krizi geçirmedin. Bak bu aort damarından gidebilirsin yani. Bu aort damarları sigaraya karşı çok hassas. Hadi yırtılmasa bile oralarda plaklar oluşabiliyor. Orada parçalar kopuyor, felç geçirebiliyor aslında. Yani felçlerin de en büyük sebeplerinden, sigaraya bağlı sebeplerinden bir tanesi. Bu aort damarındaki o plakların oluşması, kireçlemelerin oluşması. Yani onun için hocam, sigara önemli yani çok. Sigara önemli dediniz. Alkol tüketimi? Yani alkol de zararlı. Alkolün de en büyük zararı karaciğere biliyorsunuz. Yani işte alkol de aslında bir şeker. Yani şeker ürünü. Ne yapıyor? O da karaciğerde yağlanma yapıyor. İşte karaciğerde yağlanma yaptığı zaman da işte özellikle çok alkol içenler böyle her gün böyle birkaç düble içen kişilerde görürsünüz. Böyle göbek oluşur. Yüzleri kızarık şöyle. Ve bunlarda bir bakarsınız trigliseritler 2000'lere 3000'lere çıkar. Çok ciddi kolesterol problemleri çıkar ve bu işte şeker hastalığı muhakkak çıkar. Çıktığı zaman da işte hastalıklar başlar. Hem tansiyonlu, işte damar tıkanıklıkları başlar yani. Alkol onun için dikkatli olmak lazım yani. Yani evet. Sosyal içki olunabilir belki yani evet. Şey muhabbet esasında ayda bir iki tane falan belki ama onun dışında çok içmek son derece zararlıdır. Yani her şey fazlası zararlı. Kesinlikle. Alkol fazlası zararlı. Zararın azı da zarar. Yani asitli içecekler genelde onlar yani sade soda mesela olabilir. Yani asitin çok bir zararı yok. O orada karbondioksit oluyor. Bir gaz çıkartıyor. Belki hatta biraz rahatlama falan da yapabiliyor. Mide hazmından falan faydası olabiliyor. Ama şekerli olan kısımlarını tavsiye etmem. Evet. Sadece içecekler, asitli içecek. Sade soda içebilirler yani. Tansiyon peki hocam yani? Son derece ciddi bir sağlık problemidir yani. Sonunda ciddi bir sağlık problemi. Tansiyonun hani genelde işte ailesel denir, işte sebebi bilinmez denir ama aslında sebebi aslında genelde yine yeme alışkanlıklarıyla ilgilidir ve kilo ile ilgilidir. Evet, tabii hocam pandemi günlerinden geçiyoruz. Tabii Sağlık Bakanımız rakamlarını da çıkıyor. İyileşen sayısı ne kadar yükselirse vakan sayısı o kadar son tabii, zamanlar tabii, biraz tabii, daha tabii, yükseldi. Tabii, tabii. Tabii bu vakan sayılarının yükselmesi bazı illerimizde gerginlik, tedirginlik yarattı. Tabii kanlı başlık izleyenlerimizde de bir tedirginlik, bir gerginlik oluşuyor. Ya peki işte, bu pandemi döneminde de kalp hastalarımız neler yansıyor? Yani vallahi işte aslında eğer kalp hastalığı var ise işte koroner kalp hastalığı, işte kalp krizi geçirme riskleri falan aslında onların hani çok bazen ben biliyorum birkaç tane hasta böyle sık bir yüzden kalp krizi geçirip işte kaybedilenler var.
Yani pandemiden iş yapamayacağım diye bir sefer kalpten gidiyorlar. Yani doktora aslında çok gitmemekten çekinmemek lazım. Öyle çok özel göğüs ağrıları olursa, özel kalp krizi riski olursa o zaman bu tür kişiler muhakkak doktora gitsinler. Maskesini taksın, gitsin doktora yani. Yani kalp krizi geçirmek daha tehlikeli. Ya da işte kapak hastaları, mesela ben bir iki hasta oldum biliyorum. İşte kapak hastaları var. Konuştuk ya, metal kapak hastaları var, işte kumada kullanması. İşte 3 ay tahlil yaptırmamış. Bu sefer yaptıramayınca ne olmuş? Kapakta pıhtı birikmiş. Kapakçılık mesela az çalışıyor. Yani onları da ihmal etmemek lazım yani. Öyle yani çok da aşırı strese o kadar aşırı strese girmemek lazım yani. Evet, yani o kadar da değil yani. Yani kalp hastasıysan gerekli şeyleri de yaptırman lazım. Ama ne yaparsın? Maskeni takarsın, mesafeni korursun. Yani onlara dikkat ederek kuralları uyduktan sonra çok korkmamak lazım. Kendinize dikkat edeceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Korunasız günler diliyorum. Evet, kıymetli Ali Zahir Celal Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta kapak hastalıklarından bahsettik. Sevgili Kanal M8 izleyenlerim, kalp ve damar cerrahı uzmanımız Profesör Doktor Ali Zahir Celal sizlerle birliktelerdi. Yine keyifli bir program, keyifli bir sohbet oldu. Çünkü gerçekten Sayın Ali Zahir Celal çok değer verdiğimiz ve bilgi birikimi donanımlı bir profesör. Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz sizlerle Kanal M8 izleyenlerinde sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın saygılı sevgili hanımefendi. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital
7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50